Merhaba arkadaşlar, Reşon Duve ile Yeni Rotanız'da beraberiz. Bugün de dünyanın en ünlü köylerinin bir arada bulunduğu Alsace bölgesine geldik. Fransa ve Almanya arasındaki bölgeye geldik. Biliyorsunuz ki burası 2. Dünya Savaşı'nda çok büyük sorunlara sebep olan, çünkü bu civarlarda kömür ve çelik madenleri ve fabrikaları vardı. Bu yüzden çok büyük sorunları olan bir kentti, bir bölgeydi daha doğrusu. O yüzden 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasının da sebeplerinden biriydi. Sonrasında artık turizme endeksli olmuş bir bölge oldu ve inanılmaz derecede popüler, şarap turlarıyla, peynir turlarıyla ünlü bir yer haline geldi ve Christmas'ta da bu seviye bambaşka bir durağa ulaştı. Şu anda da ilk noktamız olan Obernai ile başlıyoruz. Bu arada Strasbourg da bunun parçası ama Obernai'den sonra da artık köyler başlıyor. İlk olarak da Obernai'yi size tanıtmak istedim. Bundan sonra 10 tane daha kasaba karşınızda olacak. Bakalım neler geliyor. Şimdi arkadaşlar, Obernai'de park etmek isterseniz böyle bir alan var. Hemen karşıda görüyorsunuz, kulenin yakınında bir yer. Burada park sıkıntı. Bir saatliğine 1.40 sent tuttu. 45 saat dakikaya kadar da ücretsiz diye anladım. Buradaki tek fark şu, başta herhangi bilet almıyorsunuz ve şuraya plakanızı girdikten sonra, işiniz bittikten sonra size ücreti gösteriyor. Sonra kameradan çıkıyorsunuz. Burada da böyle bir park var. Yaz aylarında çok sıkıntı park. O yüzden iyice park yerlerini araştırmanız lazım ki zaman kaybetmeyesiniz. Alsace'de görmeniz gereken ikinci kasaba, köy Mittelbergheim arkadaşlar. Burası da Obernai'ye yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta. Gördüğünüz gibi yine bana özel bir kasaba. Kimse yok. Çok sessiz. Hava da şansımıza çok güzeldi. Alsace'yi şöyle az önce anlatmıştım. Burası şarap rotaları içinde çok önemli bir şey. En güzel Fransız şaraplarını Bordeaux ile birlikte deneyebileceğiniz rota. O yüzden Mittelbergheim'in de şarap severler için çok ayrı bir yeri var. Bütün otellere ya da restoranlara baktığınız zaman özel şarap sertifikalarının olduğunu görebilirsiniz. Şimdi artık bu muhteşem, sessiz, huzur dolu kasabayı gezeceğiz. Mittelbergheim'in Obernai'den farkı arkadaşlar, burada daha çok taş evlerin hakim olması. Yine o geniş kiremitli ahşap ve kiremitli çatılar var ama daha çok alt kısımlar tamamen taş mimarisiyle yapılmış ve 300-400 yıllık evlerden bahsediyorum. Oldukça eski, güzel bir yer ve sokakların ambiyansı da zaten böyle ortaçağ havası veriyor insana. O yüzden hani bunu da belirtmek istedim, diğer yerlerden farkını. Şimdi artık diğer kasabamıza doğru yolumuza devam ediyoruz. Şimdi Chateauneuf'te de böyle sokaklarda mavi çizgili küçük park yerleri göreceksiniz arkadaşlar. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Tabelaların yanında kaç saat durabileceğinizi ücretsiz olarak yazıyor. Zaten ücretli yerler varsa onlara sıkıntı yok ama ücretsiz bu şekilde imkanlar var. Her arabayı kiraladığınız zaman size bu şekilde bir park kağıdı veriyorlar. Buradan saatini ayarlıyorsunuz. Ondan sonraki maksimum 2 saate kadar ücretsiz bir şekilde park edebiliyorsunuz. Ama sonrasında eğer yakalanırsanız, eğer 2 saat değilseniz 3 saat kalırsanız çok büyük sıkıntı olabilir. Ama şu anda çok sakin görüldüğü için ve zaten biz kurala da uyduğumuz için bir sorun yok. Yolumuza devam ediyoruz. Ve üçüncü kasabamız arkadaşlar, Chateauneuf. İnşallah doğru okunuyordur. Burası da az önce gittiğimiz Mittelbergheim'den yaklaşık bir 10 dakika uzaklıkta. Çok küçük bir kale köyü burası. Zaten Chateau, kale demek. Adını da hemen yan tarafındaki tepenin üzerindeki kale, şatovari bir şeyden alıyor. Şehrin sokakları biraz daha işte taş ve ahşap evleriyle karmaşık durumda. Burası da şarap için önemli bir rota. Ve şuradan da arkamda gördüğünüz savunma kulesiyle de girip arkadaki kiliseyi de görmenizi tavsiye ederim. Onun dışında zaten sokaklara tur atmanız gerekiyor. Şimdi artık biraz büyük bir şehre, Selestat'a doğru yolumuza devam ediyoruz. Hız kesmeden rotalarımızı devam ediyoruz arkadaşlar. Çünkü malum kış günü buradayız. Zaten 9 gibi iyice hava aydınlanıyor ve akşam 4.30'a kadar vaktiniz oluyor. Ve bu rotada en az 10-15 tane kasaba olduğu için arada biraz seçici olup en iyilerini size anlatmaya devam ediyorum. Şu anda da Selestat'a geldik. Selestat diğerlerinden nazaran daha büyük.
Biraz şehir gibi bir yer. Ama burada da Noel Pazarı olduğunu duyunca bir uğramak istedik. Ve sokakları şirin. Tabii diğer kasabalar gibi değil, onu da söyleyeyim. Hani eğer gelmek zorunda değilseniz gelmeyin. Tavsiye etmiyorum. Çünkü vakit çok önemli biliyorsunuz bu bölgede. Ha rahat vaktiniz varsa Celeste'de de girip birkaç saatte gezip yine ayrılabilirsiniz. Biz de şu anda o şekilde yapacağız. Ve buradan sonra da yine o Assas rotalarına devam edeceğiz. Mira bu ne ya? Yok artık. Arkadaşlar içeride farklı farklı konseptlerde hep maketler ve oyuncaklar var. Legolar da olabilir bilmiyorum ama efsane görünüyor şu anda karşım. Ve gerçek Assas kasabalarına gezmeye başladık arkadaşlar. Bakın arkamda gördüğünüz bu şirinlik abidesi Bergheim. Zaten bundan sonra Kolmar'a kadar 4-5 tane köy var arkadaşlar ya da kasaba var. Bunların her bir tanesi inanın çok güzel. Her birini gezmeniz lazım. Hani bundan öncekileri belki bir Oberneğin içinde çok da önemli değildi ama bundan sonrakini mutlaka gezmeniz lazım. Şimdi biraz Bergheim'i keşfedelim. Kaç numara oldu ya? 5 numarada Bergheim vardı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bergheim'deki otopark da hemen giriş kulesinin yanında bulunuyor. Burada herhangi bir zaman ya da bilet gibi bir olay yok. Boş yer bulursanız arabanızı park edip artık Bergheim'i gezebilirsiniz. Bakın daha Kolmar'a gelmeden büyülendim arkadaşlar. Ya her bir ev o kadar renkli, o kadar güzel, o kadar güzel restorasyon edilmiş ki. Yani bakın görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Ya bizde de böyle kasabalar var. Hepsi işte yöresel ürünleriyle ünlü, mimarisiyle ünlü ama ahır gibi maalesef. Hani o evlerin halini içer acısı ama burada o kadar güzel restorasyonlar yapılmış ki. Yani turizm cazibe merkezi yaratmak işte Assas bölgesi dünyadaki bence en güzel örneklerden bir tanesi. Bizim belediye başkanları artık kimse buralara gelip bir gezmesi lazım. Bir görmesi lazım. Ama öyle boş boş hani gezelim gözelim değil. Hakikaten nasıl yapmışlar? Niye yapmışlar? Hepsini böyle o sadece bu işin bir strateji planı oluşturmak değil. Bunu bir sahaya dökmek olduğunu görmeleri lazım. Büyüleniyorsunuz ve daha Kolmar var arkadaşlar. Yani buradan sonra Rebuevel, Kolmar, Kaisersberg gibi muhteşem kasabalar daha var. Bu daha en küçükleri, öyle söyleyeyim. Sırada Rebuevel var arkadaşlar. Bilmiyorum, bunu da yanlış söylemiş olabilirim. 6. kasabaya da şehrimize ya da köyümüze geldik. Alsas'ın bütün rotaları çok güzel arkadaşlar. Ama burası Kolmar'la ve Kaisersberg'le birlikteki en meşhur yerlerden bir tanesi. Öyle söyleyeyim. Çok uzun bir caddesi var. Arabayı bıraktığımızdan beri neredeyse 1 kilometreye aşkın bir süredir muhteşem evlerin arasında yürüyoruz. Zaten sağlı sollu restoranlar, kafeler, barlar hepsi bize eşlik ediyor. Yine şehrin her şehirde olduğu gibi bir kulenin içerisinden de ikinci kısma geçtik şu anda. Arkada da tepenin üzerine bakın şöyle bir göstereyim size. Çok uzaklarda bu şehri zamanında koruyan bir kontun yeri var, kalesi var. Zaten şöyle anlatayım. Aslında bunlar bir nevi aslında derebeylikler gibi. Bütün şu ana kadarki köylerin hepsinin arası maksimum 10-15 dakika arabayla sürüyor arkadaşlar. Ve hep aynı mantıkla giriyorsunuz, geziyorsunuz, çıkıyorsunuz. İsteyenler tabii konaklama da yapabilirler. Şimdi burayı da biraz daha gezdikten sonra 7. kasabamıza doğru yolumuza devam edeceğiz. Sırada Rikiovir var arkadaşlar. Burası bir kale şehir. Dört bir tarafında yüksek surlarla çevrilmiş ama çok güzel taşlarla çevrilmiş. İçerisi de böyle masal diyarı gibi olan bir mekan. Noel'le birlikte bambaşka bir ortama bürünmüş arkadaşlar. Assas'ta görmeniz gereken bence en önemli yerlerden bir tanesi de burası. Çünkü listelere bakınca burayı böyle çok sallamıyormuş gibi görünüyor o listelerde ama burası bence şu ana kadarkilerin en tatlısı, en şirinliydi. Muhtemelen bundan sonrakiler de öyle olacak ama hani ilk 8, ilk 7 tane yere bakınca ben burayı çok beğendim. 7. kısmımızda o zaman ne diyoruz? Rekiovir var. Burayı da mutlaka listemize dahil ediyoruz. Şimdi gezmeye başlayalım. Şu anda küçük bir Noel Pazarı'nın içinden geçiyoruz ama bu şehirde Noel Pazarı'ndan daha önemli olan şey sokakların güzelliği arkadaşlar. Şu anda bakın hemen çıktığım gibi zaten tam bir görsel şen olduğunu göreceksiniz. Gerçekten şahane görünüyor. Ben de biraz daha gezdikten sonra bir sonraki rotama devam edeceğim.
Arkadaşlar şimdi Strasbourg'dan Colmar'a kadar neredeyse bir 120 kilometrelik bölge tamamen üzüm bağlarıyla kaplı. Sağlı sollu bu tarz bağları görüyorsunuz. Bu bölge dünyanın en ünlü şarap rotalarının, şarap bağlarının ve üzümlerinin olduğu bölgelerden bir tanesi. Ve buradaki Turizm Bakanlığı burada şarap rotaları, hatta yani bölgesel de olabilir, bölgesel idareler şarap rotaları yapmış. Mayıs'tan sonra insanlar buraya sadece Noel pazarları için değil, üzüm bağlarını görmek için, üzüm şarapları tatmak için de geliyorlar arkadaşlar. Bu gördüğünüz bağlar da işte o üzümlerin yetiştirildiği bağlar. Sekizinci kasabaya gelirken bizi Kaysersberg karşılıyor arkadaşlar. Yani tek kelimeyle muhteşem. Görüyorsunuz arkamdaki manzarayı. Yani sanki Hansel ile Gretel, ne bileyim Heidi ya da diğer o masal karakterlerin hepsi burada çekilmiş. Yani birçoğu böyle ama bunun içinden bir de su geçiyor üstüne. Etrafı tamamen dağlarla kaplı. Bütün renkleri barındırıyor. İnanılmaz gerçekten, böyle yani ne diyeceğimi artık bilemiyorum. İnsanlar çok güzel yerlerde yaşıyorlar. Hani özellikle bizim gibi kurak coğrafyalarda yaşayan insanlar için buralar şu anda bir cennet. Ve Noel coşkusu da bakın her yeri sarmış durumda, görüyorsunuz. Bütün evler süslenmiş. Burası evleriyle de çok meşhur bir yer. İşte görmeniz gereken Noel kasabalarından bir tanesi de, şarap rotasında bulunan en güzel yerlerden bir tanesi de Kaysersberg diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Kaysersberg de çok küçük bir şehir olduğu için arkadaşlar park problemim var, çok yoğun oluyor. Bakın hemen Kaysersberg'in böyle dolanıp arka tarafından şehre tekrar giriş yaparsanız böyle park alanları var. Bunlar içeridekilere göre daha ucuz. Saati 1 euroya park edebilirsiniz. Bir de biz yaptık ama emin değilim, söyleyeyim. Eğer Fransa'da bir evin kapısı dışında duvarın önüne park ederseniz bir sorun olmuyormuş. Tabii o sokakta tabelada yoksa. Onu da söyleyeyim. Onda herhangi bir sıkıntı yok ama böyle yerlerde gördüğünüz gibi hepsinin kapısında tarifleri yazıyor. 1 euro maksimum, saati 2 euro oluyor. Bilginiz olsun. Ve 9. Noel kasabası ya da Alsace kasabasındayız arkadaşlar. Burası Egusheim. Arkamda gördüğünüz bu köşe Instagram'daki en popüler köşelerden bir tanesi. Egusheim'e gelen herkes önce burayı bulmaya çalışıp burada fotoğraf çekiyor. Bu mevsimde gelmenin en güzel tarafı da kimsecikler olmadığı için, yani çok az insan var. Hemen istediğimiz kadar fotoğrafımızı, videomuzu çekip yolumuza devam edeceğiz. Burası da Noel'ler için ünlü bir şehir. Yine şarap rotası için çok ünlü bir şehir. Zaten her evin önünde hangi şarap restoranı olduğunu, derecesini, her şeyini yazıyor. Onun dışında da gerçekten hani dokusu, ambiyansı, evleri artık anlatmaya gerek yok. Çünkü bu bölgede buna yeterince alıştık zaten. Görüntüde de görüyorsunuz. Egusheim'in bir diğer özelliği de burasının bir kale şehri olması. Yukarıdan baktığınız zaman hani kaleden ziyade labirent gibi bir şehir. Çok değişik bir düzenlenmesi var. Egusheim'i gezmeye devam edeceğiz. Bakalım daha ne güzel sokaklar, nasıl mekanlar karşımıza çıkacak. Artık buradan sonra da yavaş yavaş son durağımız olan Colmar'a doğru yolumuza devam edeceğiz. Yine ekonomi dostu Reşo size güzel bir ücretsiz park yeri tavsiye edecek arkadaşlar. Egusheim şu tarafta hemen 500 metre. Şurası Rue de Colmar, Colmar Caddesi diye geçiyor. Onun önündeki alan boş, yer bulabilirsiniz, ücretsiz park edebilirsiniz. Hatta arkası şöyle bir papaz heykeli var, bakın şurada direklerin üzerinde. Buraya park edebilirsiniz. Bu kasabalarda arkadaşlar böyle öyle müzeymiş, kiliseymiş, sinagogmuş falan değil. Bu buralarda geziyorsunuz. Sadece sokaklarda tur atıp ortamı hissetmeye, ambiyansını yaşamaya çalışıyorsunuz. Her evin önü zaten fotoğraflık. Her mekan zaten çok tatlı, çok güzel. Hani bunlara böyle biraz orta çağ şehirleri gibi düşünmeyin. Daha çok bunlar hani gezilecek köyler gibi düşünün. O yüzden yaklaşık yarım günde bu bütün sokakları gezerek tek tek fotoğraflayabilirsiniz. Gördüğünüz şey arkadaşlar bretzel. Fransa ve Almanya'da çok meşhur. Tuzlu oluyor. Hatta bazen pudra şekerli ve yumurtalı gibi çeşitleri de oluyor ama burada çok ucuza bulduk. 1 euroya bulunca bir tane aldık. Hani öyle 14 lirada düşünmeyin. Gayet de fiyatı iyi. Bir hoşum yer misin? Al bakalım. Tadına bak bakalım. Çubuk krakerin çörek hali gibi, simit hali gibi. Müzik.
Avrupa'nın en şirin kasabalarından bir tanesi olan Kolmar'a hoş geldiniz arkadaşlar. Gerçi artık Kolmar kasabayı bırak bitirmiş, şehir kıvamına gelmiş. Çok güzel bir şehir biliyorsunuz. Noel, özellikle Noel zamanları ve yaz aylarında şarap rotaları için Avrupalı turistlerin en çok geldiği yerlerden bir tanesi. O zaman hazırsanız başlayalım. Ve Kolmar'ın en ünlü mekanının önündeyiz arkadaşlar. Burası da Egünsheim'deki köşe bina gibi en ünlü bina. Arkamda gördüğünüz aslında bir mekan, bir şekerleme dükkanı ama en ikonik fotoğrafların çekildiği nokta olmuş. Ki baktığınız zaman bu tarz çok bina görebiliyorsunuz ama sanırım köşe bina olmasının avantajını koruyor. Burada da hemen yan tarafta geçen bu caddede Grand Rue Caddesi. Ta 2 kilometre yaklaşık bu caddede bütün ünlü mekanları, restoranları, alışveriş mekanlarını görebiliyorsunuz. Ve Noel Pazarı da, bir diğer Noel Pazarı da hemen sağ tarafındaki alanda bulunuyor. Şimdi oraya doğru devam ediyoruz. Biz Fransa, Almanya ve İsviçre'deki 15 günlük rotamızı tamamladık. Bir sürü yeri gezdik, bir sürü şehri gördük. Stuttgart'tan Tübingen'e, Kolmar'dan Heidelberg'e, bir sürü yer değil mi? Evet. Başka ne gördük? Bol bol Noel Pazarı gördük. Evet. Çok eğlendik, çok sevdik. Vallahi bu kurlarla bundan sonraki çıkabilir miyiz bilmiyoruz ama önceden hazırlık yaptığımız için rahat rahat çıkmıştık. Bu sefer artık zor gibi görünüyor. Neyse, yurt içi rotalara devam edeceğiz. Bizim gibi kalmaya devam edin değil mi Miracan? Evet, biz gezmeye gittiğimizde kanalımızı unutmayın. Evet. Görüşürüz. Instagram hesabımıza da takip alın. Görüşürüz. Görüşürüz.